Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi videomuza başlarken Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas transferini kap halinde açıklamasıyla başlayalım. Hem Fenerbahçe hem Hull City koordineli olarak, ikisi de hemen hemen birlikte olarak, yani birlikte olarak açıklamada bulundular. Biliyorsunuz Fenerbahçe taraftarı. İlle gideni de Fenerbahçe açıklasın. Geleni de Fenerbahçe açıklasın. Hatta başka takımların transferini de Fenerbahçe açıklasın diye uğraşıyor. Bir taraftan da yönetimle Fenerbahçe taraftarını karşı karşıya getirmek isteyen kurum, kuruluş, kişilerle bir şeyler yapıyorlar. Mesela bunlardan birisi, bunlardan birisi Yağız Sabuncuoğlu. Yağız Bey ne diyor? Miçi Başçuay için Fenerbahçe yeniden devreye girdi kulliyen yalan. Kulliyen yalan. Bitti mi yalanı? Bitmedi. Bakın sevgili arkadaşlar, sevgili özellikle Trabzonspor taraftarları. Sizlerden rica ediyorum. Beni takip etmeyin. Beni takip etmeyin arkadaşlar. Yani sizleri birisi üstüme salıyor. Yani öyle bir salma ki gidin ananıza sövdü. Hadi gidin diyor. Daha gelip videoyu izlemeden sen bizim anamıza sövemezsin. Bizim anamız çutsaldır. Lan nerede anamıza sövdün? Sen bizim anamıza sövmüyorsun. Ya arkadaşlar size ben laf anlatamıyorum. Bak kısaca güzel bir şekilde söyleyeyim. Güzel bir şekilde anlayacağınız dilde belirteyim. Benim hiçbir husumetim yok. Hiçbir kavgam yok. Hiçbir hakaretim yok. Hiçbir sıkıntım yok. Anlatabiliyor muyum? Sizinle de hiçbir problemim yok. Olmasın da zaten. Yani olmasın da zaten. Ha benim videomu farklı şekilde algılayan, farklı şekilde sizi yönlendirenlere kalırsa ben hepinize sövmüş oluyorum. Yani hepinize sövmüş oluyorum eğer onlara kalırsa. Siz onları dinlemeyin. Ya adam gibi edeminizde gelip videoyu izliyorsanız izleyin ya da izlemeyin. Burası Fenerbahçe kanalı. Ya bana göre 2012-2011 şampiyonu tertemiz alnının akıyla Fenerbahçe'dir. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Bana göre Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe'dir. Bana göre Fenerbahçe'nin 59 öncesi 1923'ten itibaren yeni kurulan devletin ve federasyonun şampiyonlukları sayılmalı. 5 yıldızımız verilmeli. E size göre dünya kare şeklindedir. Bana ne? Ya da başka bir şeyiniz vardır. Bana ne? Ben gidip sizin sayfanızı takip etmiyorum. Siz de burayı takip etmek zorunda değilsiniz. Ha sizi birisi zorla takip ettiriyorsa lütfen gidip sizi zorla takip ettirenlerle ilgili e, şikayetinizde bulunun. Onlara sitem edin. Ben sizi hani çekmek zorunda değilim. Burada kimsenin annesine küfür etmeniz gerekmiyor. Kimsenin e, ahlaki değerlerine küfür etmeniz gerekmiyor. Kendi ahlakınızı ortaya dökmeniz de gerekmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani gidin kendi arkadaşlarınıza takın. Ben sizin arkadaşınız değilim arkadaşlar. Ben sizi arkadaşım görmüyorum. Çünkü sizde yani yapılan yanlışa karşı af duygusu yok. Allah da sizi affetmezse adaletli olmuş olur. Çok da adaletli olmuş olur. Zamanda gittiler birileri bir şeyler yaptılar ettiler. Dedim ki arkadaşlar benim niyetim bu değil. Ben böyle bir adam kastettiğim şey şu. Amacım şu şeyim şu. Özür de dedik yok arkadaş. Yani kıyamete kadar affetmiyor. Allah da sizi affetmesin inşallah. Rabbim de inşallah sizi affetmesin. Yani kuldur hata yapar şöyle böyle ki kaldı ki hata bilerek yapmak var bilmeyerek yapmak var. Bilmeyerek yapılan şeyin adı hatadır. Bilerek yapılan şeyin adı kasıttır. Bilerek bile yapsan çıksan özür dersen insan bir vicdana gelir insafa gelir. O yüzden ben bak burada konuşacağım şeylerde Fenerbahçe Fenerbahçe'ye alakadar eden şeyler. Sizi alakadar etmiyor. Anlatabiliyor muyum? İzlemek zorunda değilsiniz. Peşin peşin uyarımı yapayım da. Burada bir sürü küfürlü mesajın ekran görüntüsünü alıp saklamak zorunda bırakmayın bize. Yani yoruluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi en son Yağız Bey'le ilgili bir paylaşım bulunuyoruz. Şimdi Yağız Bey diyor ki bakın şöyle görün arkadaşlar yani orijinal hesap olduğunu görün. Sevgili Cengiz abiye de teşekkürlerimi sunuyorum buradan görseli çok güzel yakalamış. Bakın ne diyor? Trabzonspor Maxi Gomez için devreye girdi. Maxi Gomez ve Valencia Fenerbahçe ile anlaşılan şartların aynısını Trabzonspor'dan talep etti. Bakın. 31 Ağustos 22 38. Aynısını ne demek? Yani Fenerbahçe'den 100 milyon euro istiyorsa Trabzon'dan da 100 milyon euro istiyor demek. Anlaşıldı mı? Bak anlaşıldı. Bir sürü de atan var. 6 dakika önce diyor ben onu bilmiyorum arkadaşlar. Üste saat yer alıyor mu? Üste saat yer almıyor. E, diyor ki Maxi Gomez yıllık 2,5 milyon euro maaş talep etti. Valencia'da 6 milyon euro bon servisiyle başarı bonusu sonraki satıştan pay talep etti diyor. Şartların aynısı bu yüzden. 1. Benim yani az önce şahit olduğum olaya göre Trabzonspor'un yaptığı resmi açıklamaya göre, resmi kurum ve kuruluşlara yaptığı açıklamaya göre 3 milyon euroya transfer etmişler. 4 takside bölmüşler. O hiç önemli değil benim için. İsterse 700 takside bölsün. 3 milyon euro kısmı önemli. Futbolcu da 1.7 milyon euro. 2. Hani Fenerbahçe'nin aynı şartlarda. Demek ki Fenerbahçe'ye de 3 milyon euro serviste yıllık 1.7 milyon euro önerdiler. Ki ben bunu söyledim. 1.7 veriyorduk. Oyuncu kabul ediyor sonra 2.5'a çıktı diye. Biz o yüzden de masadan kalktık. Ne yapacağız yapsınlar diye. 3. Ya da burada ya Sabuncuoğlu subliminal olarak Trabzonspor yönetiminin e, borsayı yanlış yönlendirdiğini iddia ediyor. Yani 6 milyon euro takımına 2,5'ta futbolcuya bölecek ama bunlar 1,7 diye açıkladı mı demek istiyor ki zannetmiyorum. 4. Karaman'ın koyunu sonuna çıkar oyunu demişler. Eğer Fenerbahçe bu şartla da transfer gerçekleştirseydi herkesin aklına şu soru işareti gelecekti. 12'den 3'e niye düştü bu adamlar? Kronik sakatlığı mı var? Başka bir şey mi var? Ne bileyim diye. 4. Fenerbahçe taraftarı Şörlut'tan daha az gol atmış lan bu adam. Şörlut kadar bile olamamış. İspanya'da futbolcu malınır bize gelen tutmuyor. Diyorlardı. Şimdi güzellemeler başlamış. 5. Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye uygun olacağı işte Jesus'ta uçup kaçacağını söyleyen arkadaşlar. Şimdi Abdullah Avcı ile uçup kaçacak diyor. Abdullah Avcı ile Cornelius uçtu kaçtı. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nden el elmesine Sebep olan futbolculardan biriydi. Trabzonspor taraftarının yorumlarına göre söylüyorum ben. Birçok da hakaret, küfür edildi. İşte maçı sattı şöyle böyle Kopenhag için oynadı diye. Sonra Kopenhag'a geri gitti o ayrı mesele. Vesaire vesaire. Ve bu arkadaş yönetimle taraftarı karşı karşıya getir Ahmet Ercanlar da canlı yayında aramış. Ali Koç söylediklerinin %80'i yalan diyor demiş. Doğru. Mesela başduayı ortaya attı. Başduayı Fenerbahçe'ye gelmeyecek. Yine devam edelim. Fenerbahçe Serdar Azmur için fiyat sordu demiş. Leverkusen 12 milyon euro istiyor demiş. Bak 12 milyon euro istiyor Leverkusen. Ee, başka ne diyor? İndirim yaparsak da parayı tek seferde alırız demişler. 15 milyon euroda Mur Muriel'e istiyorlarmış. Bakın Muriel için de 15 milyon euro istiyorlarmış. Tabi istiyorlardır. Kesin istiyorlardır. Yani eminim istiyorlardır 15 milyon euro. Başka, Serdar Ali Çelikler demiş ki Atalanta'dan Luis Muriel için Fenerbahçe'den 10 milyon euro istemişler diyor. Bakın aynı kanalda çalışıyorlar. Birinin 15 dediğine biri 10 diyor. Yani ben ikna oldum şahsen. Hem 15 hem 10 istemişlerdir aynı anda. İşte Fenerbahçe'de yani bu arkadaşlara göre salak. Hangi parayı verir diye düşünmüşlerdir muhtemelen. Serdar Azmon 12 milyon euro. Şimdi Fenerbahçe'nin teklifini reddeden Mariano Diaz Real Madrid'de kaldı diyor başkaları da. Yani sadece demek ki Fenerbahçe teklifte bulunuyormuş. Sadece Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu başka kimsenin istemediği futbolcuyu insan bir kıllanır. Değil mi? Altında bir şey arar. Bu arada hani Maxi Gomez için ben tekrar söylüyorum. Fenerbahçe transferi etmiş olsaydı 3 milyon euro olan bunda ne vardı 3 milyon euro? Hülle mi yaptılar? Ali Koçel altından para verdi falan filan derlerdi ama o beni hiç mi hiç alakadar etmiyor? Yani hiç mi hiç alakadar etmiyor. Onu da ısrarlı bir şekilde belirteyim. Ne olursa olsun. Ve dediğim gibi herkes ahlak çerçevesinde istediğini söyleyebilir. Ben mesela bir örnek vermişim. Örnekle diyorum ki işte ya gerizekalı bir insan bile buna inanmaz. Şöyle böyle falan filan diyorum. Çıkmış sen hepimize gerizekalı dedin. Ya arkadaşlar bak tahrik etmeye çalışıyorlar. Hem Fenerbahçe taraftarını hem kendi taraftarlarını tahrik etmeye çalışıyorlar. İnsanları Sürü psikolojisinden hareket ettirip insanlara e, kötü şeyler yaptırma plandalar. Bu insanlar kötü insanlar. Sizi kim yönlendiriyorsa. Kötü insanlara kanmayın. İnsanlığınızdan olmayın. Yani insanlığınızdan olmayın. Kötü insanların peşine düşüp insanlığınızdan olmayın. Yine devam edelim. Miç baş ile ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe falan diye başmışlar. Ben şeyi de merak ediyorum. Acaba hiç baş menajeri kaç lira para okuttu ya açıktan? Yani bu kadar özel haberler falan filan boşuna değil herhalde. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Anthony Martial Manchester United'ın Leicester City maçı kadrosunda bulunmuyor demişler. Martial iyi bir futbolcu. Hani Anthony Martial 2024'te sözleşmesi bitiyor. 26 yaşında Fransız 5 Aralık'ta 27 olacak. 1.81 boyunda. Bakın 1.81 benim için iyi bir boy. Niye? Hızlıdır, süratlidir. Ki Leicester City ile maçları var adamların. E, hatta siz bu videoyu izlediğiniz saatte de oynanmış olacak. Bu maçın kadrosunda yokmuş. Sağ kanat, sol kanat oynayabiliyor. Sağ ayaklı e, asıllı Fransız oyuncu. Zamanında Zamanında 60 milyon euroya Monaco'dan alınmış 2015 yılında. Seviye'ye bir kiralık gittiği dönem var. 25 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 arasında. Kiralığa gidiyor 32 milyon euro. Geliyor 16 milyon euroya piyasa değeri düşüyor. Transfer ücreti 80 milyon euroya kadar artabilir falan filan diyorlar. Ya bir kere şunu söyleyeyim. Eğer bu futbolcuyu alacaksan kiralık alacaksın. Premier Lig'de bir maç oynamış 45 dakikada bir asist var. Bu futbolcuyu alırsan kiralık kalırsın. en fazla bunu servisinden alamazsın. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, eğer eğer bu ismi getirebiliyorsan zaten olay çok başka yere gider. Neyse başka bir dış basın Fenerbahçe Reading Forvet oyuncusu Lucas Joao'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor demişler. Bakın hepsini yalnız sabunca bu söylemiyor ha yanlış anlaşılmasın. Yurtdışı dışı basın da benzer duyumlarda bulunuyor. Hani yurtdışı basının söylediği duyumlardan hareket ediyorum ben. Yanlış anlaşılma olmasın. Tamam. O konuda anlaşalım. Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Bu Lucas şeyde 4,5 milyon euro piyasa değeri var. 28 yaşında imkanı yok. İmkanı yok eğer böyle bir transfer olsa yani Ali Koç'a asart Fenerbahçe taraftarı. O da ayrı mesele. Hiç baş duayı ne? Reading'e mi gitti? Neyse bu çok önemli değil. Onu da geçtik. Ama Fenerbahçe'ye gelmeyecek o kesin. Lukas ee, Lucas Jua, onu yalanlıyorum peşin peşin. Fenerbahçe forması gene İsmail Yüksek A milli takım geniş havuzuna dahil edildi. A milli takım oyuncuları oyuncuyla görüşme yaptı demiş Yaz Bu haber doğru. Bakın hocam her şey mi yalan bu adamın demeyi? Arada sırada doğru haber veriyormuş demek ki ya da Fenerbahçe yönetimini taraftarla karşı karşıya getirmeyen haberler diyeyim. Arada sırada doğru demek bizim haddimize değil. Yani sonuçta duyumcu bu adamlar. Bu adamların illaki birçok doğrusu olacak. Kim bile takip etsin. Serdar Aziz sakatlığını tamamen atlattı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Jesus'un görev vermesi halinde Kayseri Spor maçında da görev yapabilecek diyor. Ee, onu zaten daha önceden sizler bu kanaldan öğrendiniz. Ali Koç'un 1 Eylül itibariyle İtalya'ya gitti. Oradan İngiltere'ye geçti. Ee, yani İtalya'da İngiltere'de görüşmeler yaptığı Duyumları yer aldı. Bunlar doğru. Atilla Salahi büyük ihtimalle şu an için Türkiye'de kalacak ama az sonra yurt dışındaki transfer dönemlerini de söyleyeyim. Mesela Yağız Bey Icardi Fenerbahçe'nin listesinde Paris Saint Germain tarafından da doğru doğrulattım. Icardi için görüşmeler yapılıyor demiş. Mesela Icardi Galatasaray'a giderse bu sefer bak milletin tepkisi daha da artacak. Bir Icardi'yi bile alamadınız diye. Barcelona Memphis Depay'ın kendine takım bulması halinde sözleşmesini feshedecek diye duyum vermişler. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın beni. Bugün Depay dediğin adam sözleşmesini feshedecek olsa Fenerbahçe'ye kalır mı? Hocam ama transfer dönemi bitti adamların. Hepsinin bitmedi. Bekleyin. Yağız Bey yine Crespo ve Miha Belçika'dan isteyen kulüpler var demiş. Çok güzel. Bak ben de bir şey söylüyorum. Ben de bir duyum veriyorum. Valencia ve Lemus her an Fenerbahçe'den ayrılabilir. Enner Valencia ve Lemus her an Fenerbahçe'den ayrılabilir. Hatta %100 diyorum duyulmada. Dünkü idmanda ikisi birden de yer almadılar. Transfer görüşmesi yapıyorlardı. TFF binasına Ateşli bir saldırı olmuş. 5 tane kurşun atıldı diyor. Taştır o. Yorgun mermidir. Fenerbahçe'yi olduğu zaman taş oluyor, yorgun mermi oluyor ya. Federasyon binasına da taştır Yorgun mermidir herhalde. Böyle şeyleri asla tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Böyle şeyleri yapanların elleri kırılsın diyoruz. Tıpkı tıpkı Fenerbahçe otobüsünü kurşunlayanların 2709 gündür bulunamayışı gibi. Umarım TFF binasını kurşunlayanlarda da bulunamamazlık yapılmaz bir an önce suçlular bulunur. Adalet önünde yargılanırlar inşallah. Ee, yani Fenerbahçe otobüsünü kurşunlayanların da Allah bin bir türlü belasını versin. O kurşunlamayı destekleyenlerin de Allah bin bir türlü belasını versin. dünyalarda da mahvolsun, ahiretleri de mahvolsun. Kim Fenerbahçe futbolcularının canına kastettiyse Allah bin türlü belasını versin. Kim bunları koruyor kolluyorsa Allah da onların bin bir türlü belasını versin. Yani bunları koruyor kolluyor ve destekliyorsa. Çünkü benim bildiğim kadarıyla ülkemizde suçu teşvik etmek, suçu desteklemek de suç. Yani bunları eğer koruyorlarsa, kolluyorlarsa ya da onları savunuyorlarsa zaten onlar da suçludur bildiğim kadarıyla. E, Lemos dedik, Valencia dedik. Fenerbahçe Serdar Azmun'un yanı sıra Giorginio Rutter'i de yoklamış. Geçiniz. Bu ismi de geçiniz. Bu ismi de geçiniz. Evet Yaz Bey'in hep yanlış haber mi veriyor hocam? Yok arada sırada doğru haber de veriyor. Mesela Abdullah Karaca, Abdullah Kaan Karaca için Sivas Spor'un teklifi var diyordu. Genç karacımız Abdullah Kaan Karaca resmen Sivas Spor'a gitmiş. İyi Beşiktaş maçlarında e, bazen forma giyer. Rıza Çalınbay'ın yenilgilerini kolaylaştırır. O da güzel olur. Ve bomba. Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe yılın değil asrın transfer bombasını patlatmak üzere. Ajan Spor'un haberi. Ajan Spor'da bildiğim kadarıyla Saadettin Saran'a bağlı bir kurum ve kuruluş. Hani hocam e, bunlar da bizi karıştırmak mı istiyor? Böyle bir şey mümkün mü? Gibisinden soru soracak olursanız e, onu da belirtmiş olayım. E, Saadettin Saran'ın diye bu yüzden belirttim yani. E, diyor ki kısaca. Fenerbahçe Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için tüm olanaklarını seferber etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf prensipte de anlaştı demiş. Bakın Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de diyor. Ajans spor. Yani Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de diyor. Ajans spor. Arkadaşlar bize ulaşan bilgiye göre iki tarafla da anlaştı. Ne demek? Yani ne demek? Ben onu soruyorum size. Yani Ronaldo kısa sürede şimdi bütün dünyaya, bütün şeylere düşmüştür. Sosyal medyaya düşmüştür zaten. Şimdi herkes Ronaldo'yu konuşuyordur. Şimdi Anthony Martial ve Ronaldo. İlginç. Ha şunu da söyleyeyim. Hemen duyum vermişler. Jorge Jesus vatandaşı Ronaldo ile görüştü ve Sarlacivert'e ekibe gelmesi için ikna etti. Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe transferine ilişkin detaylar haberimizde demiş Ajanspor. Gidip haberin detayını öğrenebilirsiniz. CNN Türk de Fenerbahçe Ronaldo'yu Türkiye'ye getirmeye ikna etti diyor. E, Ahmet Ercanlar da Ronaldo aslında yem hedef başka demiş. Ben şu an kime inanacağımı bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Hocam yönetim yapamaz. Yapabilir falan filan yani ee, vesaire vesaire şimdi Valencia'ya giderse hocam Serdar Dursun'a mı kalacağız? Yok, iki tane forvet alırsın. Bir Ronaldo'yu alırsın. Yani bir Ronaldo'yu alırsın. <laughs> bir Yanına Ronaldo yetmez. Bir de Martial'i alırsın yanına. Süper. Süper. İlginç. Evet. Transfer kapanış tarihleri. Bundan da biz videomuzu kapatalım artık. Çünkü birçok kişi yeter lan kapat artık. Diyordur. Şimdi arkadaşlar. 1 Eylül Almanya. 1 Eylül İngiltere. 1 Eylül Fransa. 1 Eylül İspanya. 1 Eylül İtalya. Hocam ortak çarpan parantezine niye almadın? 2 saat niye? iki devirde bir Eylül diyorsun. Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya. 5 büyük Avrupa liginde transfer dönemi resmen bitti. Resmen bitti arkadaşlar. Resmen bitti. O neydi lan? Olma bir böcük mücük kondu. Net Geo White gibi oluyor ya burası da. Burada video çekmek. Tamam mı? 6 Eylül Belçika. 8 Eylül Rusya. 8 Eylül Türkiye. Şimdi Belçika, Rusya, Türkiye. Bakın Belçika, Rusya, Türkiye. Özellikle Rusya. Ben size bunu söylüyorum. Bu zenit boş durmaz. Bütün olanaklarını seferber edip Salahi'yi 8 Eylül'e kadar kafasını 1 milyon yapabilir. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Rus Ligi'nden futbolcu alabilir. Ukrayna için bilmiyorum. Ukrayna Ligi başladı etti ama ben notlarımın arasını alamadım. Daha doğrusu bulamadım bilgiyi. Belçika diyor. Belçika'daki bazı takımlar alabilir. 8 Eylül'de bitiyor mu? Bakın. Çok önemli bir yere geldik. 15 Eylül Katar. 17 Eylül Suudi Arabistan. 22 Eylül Portekiz, 4 Ekim Birleşik Arap Emirlikleri. Yani, yanisi şu. Fenerbahçe kadrosunda 14 yabancı olmak zorunda hocam. 17 olamaz. Niye? Lisansı çıkmaz. Çıkmasın. Birleşik Arap Emirlikleri'ne satarsın. Portekiz'e satarsın. Suudi Arabistan'a satarsın. Katar'a satarsın. Rusya'ya kiralarsın. Belçika'ya kiralarsın. Yani arkadaşlar demokraside çare tükenmez. Sen de böyle çareni oluşturursun. Her an her şeyi yapabilirsin. Yani her an her şeyi yapabilirsin. Jesus ne diyordu? Ronaldo 5 büyük ligin dışında birlikte oynamayacaktır. Nereye gidecek bilmiyorum ama hani öyle bir açıklama yapmıştı değil mi? Nereye gidecek bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceği kesin mi demişti? Hani e, Fenerbahçe dur ne demişti ya? Ben bu açıklamayı bir bulmaya çalışayım. Nereye gidecek bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini söyleyebilirim. Bu benim istemediğim için değil. Kendisinin istememesinden dolayı diye. Ee, bu arada haberi yapan kişi Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Kartal Yiğit diyorlar. Yani bir şey diyemem arkadaşlar. Ronaldo olayı saçmalık ama... Ajans Spor resmen Fenerbahçe diyor. Her iki tarafta anlaştı diyor. Bu ayıp onların. Sen de başlığa kapağa koydun. Ben yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adamlar resmen böyle diyor. Şimdi Fenerbahçe fiyatı 2 ay pazarlık yaparak 6 milyona indirdi. Trabzon aldı. 3 milyona kovaladılar. Fenerbahçe'nin doğrusu. Fenerbahçe başlığı için devreye girdi. Başruğa iyi başka takıma gidiyor. Aynı muhabir iki farklı haber. İkisinde de taraftar gerginken Servis ediliyor. Niyet belli. Yani niyet belli arkadaşlar. Niyet belli. Ama İngiltere liginden e, başka isimlere bakın ya. Ronaldo'ya bakmayın da başka isimlere bakın bence. Bence başka isimlere bakın İngiltere liginden, Fransa liginden, İngiltere liginden, İtalya liginden. Bekleyip göreceksiniz arkadaşlar başka neler olacak. <laughs> ama şunu söyleyeyim. Sadece ama sadece sabırlı olun. Sabırlı olursanız çok şeyleri aşarız. Sabırlı olursanız çok şeyleri aşarız. Ha, sabırlı olmazsanız bir şey diyemem. Ee, bu arada TFF'nin silahlı şey yapanlar olayın zanları gözaltına alındı diye bir açıklamada bulunulmuş. Uğur Demir kırdı haberi girmiş. Türkiye Futbol Federasyonu Riva binasına silahlı saldırı gerçekleştirenlerin. Merak ediyorum hangi takım taraftarı çıkacak? Şey. E, hangi takım şey olacak arkadaşlar? Taraftarlar. Ben onu merak ediyorum sadece. Hakkımızda hayırlısı olsun. Her açıdan. Yani 6 Eylül'de Belçika, 8 Eylül'de Rusya. Katar. Bu arada futbolcu alabilirsin. 1 Eylül'de Almanya'da, İngiltere'de bitti ya. Alabilirsin. 8 Eylül'den sonra sen de satabilirsin. Kadronda 17 tane yabancı olur. Üçünü satabilirsin arkadaşlar. Ya da ben 14'te değil 13'e devam etmeyecek devam etmek istiyorum deyip yine gönderebilirsin. Bilginiz olsun. Kanalda olduğunuz için, beğeni attığınız için, videoları izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.